Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper'ın yeni çıkarmış olduğu Casper Via V9'u inceleyeceğiz. Evet, yine Aydoğan'la birlikteyiz bir telefon incelemesinde. Aynen. Aydoğan, nereden başlayalım? Nasıl yapalım? Zaten bir kutu açılımını yapmıştık Via V9'un. Aynen öyle. Ondan sonra zaten kutuya içeriğinden bahsetmeye gerek yok. Kutusu da orada zaten. Direkt hani tasarım, donanım diyerek yardıralım. Tamamdır. Şöyle standtan kaldıralım bunu. Şimdi Casper'ın yeni ürettiği telefon Via V9 dedik. Kaç inç bir ekranı var? 5 inçlik HD bir ekranı var. Ama 720p. Evet, 720p. Samsung'dan alışkın olduğumuz AMOLED ekran teknolojisi kullanıyor. Bu yani cayır cayır parlak aynen, ekran. Daha parlak ve daha derinlikli bir ekrana sahip. Kontrastı daha yüksek. Aynen öyle. Tamamdır. 5 inç ekranı var. Şöyle, ben ilk hissiyat olarak elimle tuttuğum zaman tutuş hissini sevdim diyebilirim. Çok fazla güzel. Zaten hani uzun zamandır biz de telefon kurcalıyoruz sürekli. Tek sorun abi şu, telefon solak bir insan daha rahat kullanabilir gibi geliyor. Aynen öyle. Çünkü güç butonu yanda sağ tarafında, şöyle. Sol tarafta da tuttuğunuzda ses açma ve kısma butonları var. Yani o, şunlara erişmek şöyle tek elle biraz bazen zor olabiliyor. Bir tık daha zor gibi oluyor ama sol elinler için. Solak bir insan buna bey gibi kullanabilir. Aynen, çok çok rahat oluyor. Ama hani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu telefonu 1-2 hafta kullandıktan sonra bu sorun ortadan kalkıyor tabii, zaten. Tabii, alıştıktan sonra. İlk tutuş hissi olarak bunu söyleyebiliriz ama hani şöyle bak, kenarları dikdörtgen bir telefon. Hani köşeli bir telefon gibi gözüküyor ama şu hafif kenarlarını bir yuvarlatmışlar. Aynen, tutuşla bayağı rahatlattığını söyleyebilirim. Direkt ele oturuyor. Elden kayma gibi bir durum yok. Yok. Sağ tarafta şimdi az önce de bahsettiğim gibi power tuşu var. Bunun hemen üstünde sim kart yuvası bulunuyor. Aynen. Alt tarafta da microSD kart. MicroSD kart 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Aynen öyle. Sol tarafında sadece ses açma kısma tuşu bulunuyor. Alt tarafa baktığımız zaman microSD girişi, hemen yanında mikrofonu ve de hoparlörü görüyoruz. Tek bir hoparlörü var, mono hoparlör. Üst tarafta sadece 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi mevcut. Buna ek olarak şey söyleyebiliriz, direkt kasasının alüminyum kasa olduğunu, aynen, yani metal bir kasa olduğunu, bu da hem sağlamlık hissini uyandırıyor, ayrıca hani kullanım açısından telefonu bence biraz daha serin tutabilen bir etmen o. Ve dediğim gibi hani oldukça sağlam bir telefon olduğunu elinize aldığınızda hissedebiliyorsunuz. Yani daha geç ısınıyor, daha hızlı soğuyor. Aynen. Metal olduğu için. Yine arka tarafta devam edelim. Bir kamera görüyoruz. Bu kameranın hemen yanında LED flash ve onun yanında mikrofonunu görüyoruz. Casper logosunu buraya yerleştirmişler. Onun dışında ön tarafa geldiğimiz zaman işin rengi değişiyor. Telefonun bence öne çıkan özelliklerinden birisi, görmeye çok alışık olmadığımız ön kamera değil tabii ki de, ön kameranın hemen sağ tarafında bulunan LED flash var. LED flash genelde ön kamerada görmediğiniz bir özellik. Aynen. Desire Eye'da görmüştük bunu. Bir de Sony Xperia C3'te var son gördüğümüz. Tabii Desire Eye'da çift tonlu LED flash kullanmalarıyla çok daha iyi bir performans gösteriyor. Ama o telefon olsa da, olayı o zaten. Tabii yani. Zaten hani direkt öz çekim odaklı bir telefon olması sebebiyle. Ama bu telefonda küçük bir detaymış gibi görünse de çok çok güzel bir önemi var bence. Yani az ışıklı yerlerde flash hayat tabii, kurtarıyor direkt. Aynen. Hani yani normal bir ışıkta bile ekstra donu açtığınızda kameranın kalitesini biraz daha arttırdığı için çok da güzel bir öz çekim fotoğrafları yakalayabiliyorsunuz. Zaten kamerada da değineceğiz bunlara. Aynen. Tasarımda eklemek istediğim bir dezavantajı var. O da şu alt kesimde bulunanlar kapasitif tuş olmamasına rağmen geniş bir boşluk. O da hani kullanırken bir göz zevkini artık, hani sonuçta artık telefonların iyice kasaların inceldiğini görüyoruz. O bakımdan bir eksi olarak düşünülebilecek bir detay. Ki kasası da gayet ince bir telefon. Aynen. 6.4 mm bir inceliği var. 6.4 mm'nin de yani şu anki telefonlara göre, hele ki kendi sırasındaki diyeyim, yani daha doğrusu muadillerin olduğu telefonlara göre çok daha iyi bir inceliği var. Tutuş hissi çok çok güzel. İşte alüminyum olması size... Bu da incelikten geliyor zaten. Tabii ki, tabii ki. Alüminyum olması da aynı zamanda size sağlamlık hissi uyandırıyor. Yani tasarım sadece şu alttaki bölme dediğim gibi, onun dışında 10 numara bir telefon yani olmuş. Yani biraz belki ekranı büyütebilirlermiş ya da tabii, o kasayı bir tık kısabilirlermiş. Kıssalar çok daha güzel olabilirmiş. Onun dışında olabilirmiş. Benim son olarak söyleyeceğim, alt tarafında bir çizgisi bulunuyor. Bu çizgi anten çizgisi. O çizgi olmak zorunda ki telefon çekebilsin rahat diye. Rahat çekim sağlayabilsin.
Ama hani tasarım olarak böyle çok gözü yormuyor, bozmuyor. Yok, hatta gayet güzel de duruyor. Aynen. Güzel bir detay olmuş. Şimdi inceliği 6.4 dedim. Peki diğer boyutları nedir? 141 mm uzunluğu var. 71 mm eni var. 6.4 mm de bir inceliği var diyelim direkt. Gayet güzel boyutlar aslında. Boyutları iyi zaten, hani büyük küçük el demeden hani herkesin elinde tek elle kullanımında rahat olabilecek bir tasarım anlayışı var. O yüzden hani boyutlar gayet iyi diyebiliriz. Tamamdır. 5 inç ekranı var dedik, 720p dedik. Peki bu ekran neyle korunuyor? Ben düşürdüm bunu. Bunu ne koruyacak? Corning Gorilla Glass 3 var. Gorilla Glass 3 de şu an dediğim gibi 4 olsa da gayet iyi bir koruma sağlayacak. Hani sizin aman düşerse ne olur, bir şey olur mu diye düşünmenize gerek yok. Ama şöyle bir şey ekleyebiliriz. Tasarım detaylarına baktığımızda ekran dışarıda, yani o koruyan kasanın dışında kalmış. O da belki hani sert düşüşlerde daha fazla bir darbeye maruz kalmasını ve zarar görmesine sebep olabilir. Ama Gorilla Glass 3'te koruma teknolojisi açısından oldukça iyi bir seviyede. Zaten hani akıllı telefonlar düşmemesi lazım. Yani dikkatli bakmak lazım aslında ki telefonlar hassas cihazlar. Corning Gorilla Glass 10 da olsa yani bir yerden sonra düşmeye dayanıklı olmuyorlar. Aynen öyle. Zaten kırılmaz anlamına gelmiyor bu Gorilla Glass teknolojisi. Dayanıklı anlamına geliyor. Biz de ona göre biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor tabii ki. Aynen öyle. Şimdi telefonun biraz da donanım özelliklerine bakalım. MediaTek bir işlemci kullanıyor. Aynen. 1.5 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemci var. Octa-Core. Octa-Core dediğimiz. 64 bit mimarisinde ve tam adı MT6752M. Orta seviye bir işlemci ama yeni nesil olması sebebiyle çok çok iyi bir performans sağlıyor. Hani 1.5 olması ya acaba telefonlar için düşük mü diye düşünülebilir ama yani hiçbir şekilde size sorun yaratmadan devam ettiriyor. Aynı zamanda bu Mali 760 MP2 grafik işlem birimiyle destekleniyor. Tamamdır. 700 MHz'lik bir işlem birimi ve hani sonuç olarak size oyunlarda falan filan hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacak. 720p olduğu için de yani o zaten yormayacak. Bu sunacaktır. Chipset ve işlem birimi de zaten 720p odaklı bir şey. O yüzden çok çok güzel bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Onun dışında 2 GB RAM var. Bunu da belirtelim. 2 GB var. Hani acaba 3 olur muydu? Hani bu aralar çünkü 3 GB'a hatta 4 GB'lara alışmaya başladı. Zaten hani millet, gördük. Aynen. Millet 4 GB'ı istemeye başladı. Ama hani 720p ekranı var. Zaten bir fazla yormayacak. MediaTek işlemcileri zaten RAM'i de belleği de fazla yormayan bir oturmuş bir işlemci artık. Gayet güzel bir şekilde. Ondan dolayı 2 GB RAM olması acaba diye düşündürmesin sizi. Güzel bir şekilde hani işlemlerinizde sıkıntısız devam edebileceğinizi düşünüyorum ben. Telefonun kendi hafızası 16 GB. 16 GB aynen. Ama aynı zamanda işte ilk başta da tasarım detaylarında söylediğimiz gibi microSD kart girişi var. Bu da 64 GB'a kadar destekli. Onunla da zaten çok rahat bir şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Bu sayede de hani geniş geniş kapasiteleriniz oluyor zaten. Aynen öyle. Dilediğin kadar fotoğrafçının içine müziğini at istersen. Onun dışında Casper'ın biraz da arayüzünden bahsedelim istersen. Casper'da alıştığımız artık arayüz bir menü yok abi. Yani girip bütün uygulamaları görebileceğin bir ekran yok. Aynen öyle. Yani direkt hani iOS'e benzetebiliriz aslında bunu. iPhone telefonlara benzetebiliriz. Şeyde Android'de de mevzuda gördüğümüz bir şey bu. Hani kullanıcılar için hatta ben ilk elimi alıp işte test ederken menü aradın değil mi? Aynen, hani alışkanlık olduğu için şimdiye kadar sürekli bir menü arayışı içindesin. Ama güzel mi sence peki bu iş? Şu bakımdan güzel, hani çok daha az yoracak tekrar. Zaten Android'in stock dediğimiz saf arayüzüne üzerinde 1-2 oynamayla yapılan bir şey var. 5.1 ile geliyor zaten. 5.1 ile geliyor. Direkt kutudan çıktığında 5.1 olarak gelmesi de bu çok güzel bir detay. Dediğimiz gibi hani 5.1 stok arayüz zaten yormayacak. Bir de menü olayını kaldırarak hani sadece ana sayfayı yığarak çok daha iyi bir çalışması. Yani akıcı yapmışlar çok, telefonu. Çok rahat bir şekilde akıyor telefon. Ki içinde zaten şu an bayağı bir uygulama falan yüklendi. Günlük hayatta kullanacağımız çoğu uygulama yok. Sosyal medyalar, oyunlar. Hiçbir şekilde kasma vesaire görmüyoruz ki zaten size görüntülerde bunu görebiliyorsunuz. Aynen. Arayüzden bahsetmişken şunu da söylemek isterim. Ekran kapalıyken, yani aslında şunu söyleyeyim en başta. Casper birkaç tane güzel özellik koymuş yazılım aşamasında. Ekran kapalıyken mesela C yapıyorsunuz, direkt arama geliyor. Call'dan arama ekranı geliyor. Mesela S yapıyorsunuz, mesajlara gidiyor. Ya da M yaparsanız müziği açıyor. Aynen. Gibi ufak tefek yazılım detayları eklemişler. Gayet hoş olmuş. Bence
Onun dışında en son şunu da belirteyim. Yazılımla ilgili alt tarafta bulunan işte geri, home tuşu ve ayarlar tuşunu dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani tam tersi yapabiliyorsun. Aynen. Ya da dilediğin gibi değil, tam tersi olayı var aslında. Hani geri tuşunu nerede alıştıysanız oraya göre konumlandırabiliyorsunuz. Aynen öyle. Dilerseniz şimdi de kamerasından bahsedelim. 13 megapiksellik bir ana kamerası var. Aynen, tek flaşla destekleniyor. Aynen, bu tek flaş biraz dezavantaj gibi olmaya başladı. Yani aynen artık, çünkü hatta işte Desireye örneğini verdik. Ön tarafta bile çift tonlu LED flaşı varken onu seçmedi. Ama Desireye biraz hani uçuk bir örnek aslında. Tabii tabii. Ama sonuçta hani o kıvama geldik. Ön kamerada bile çift tonlu kullanmaya başladığımızda hani arka tarafta insan arıyor, çünkü çok daha bir net görüntü sağladığı için. Ten renklere daha yakın bir aynen. görüntü sağlıyor. Patlamıyor görüntü. Ama şunu belirtmek isterim. F2.0 diyafram aralığı var. Bu da hani bu seviyedeki bir telefon için gayet iyi. Düşük ışıkta daha iyi fotoğraf sağlıyor. Aynen öyle. Ki gece modunu aldığınızda mesela gece çekimleri çok daha iyi. Gündüzde kendisi açısından hani yine bu seviyedeki bir telefon açısından çok çok iyi görüntüler veriyor. Hani o bakımdan kamerasını rahat bir şekilde övebiliriz. Hatta manuel modu da var. Manuel modda da hani tam manuel meraklılara izin veriyor. İstediğiniz şekilde söyleyelim. Yapabiliyorsunuz. 1080p video çekebiliyor. 4K aynen. desteği yok ki her zaman söylediğimiz gibi şu an gerek yok. Zaten gerek 720p yok. Ekranı var. Hani 4K koysam da doğru düzgün izleyemedikten sonra ne önemi var? Aynen öyle. Onun dışında ön kamerası önemli dedik biraz. Aynen. Aynen. Ki bu önemi de yanındaki LED flaşı sağlıyor. Kesinlikle. Çok da hani gece çekimlerinde, çünkü hani bu selfie dediğimiz işte öz çekim çekimlerimizde çoğu zaman hani böyle dışarıda olmuyoruz. Hani arkadaşlarla bir kafede otururken hemen hadi bir çekilelim hesabı da olabiliyor. Oradaki ışık durumu sizin için iyi değilse birçok telefonda öz çekim konusunda başarısız kalıyorsunuz. Kesinlikle. Bunda LED flaşı olması sebebiyle de hani ister karanlık olsun ister ışık olsun çok da size bir önemi olmadan hemen ön kamerasından LED flaşı yardımıyla çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. O konuda da çok başarılı bir telefon olmuş. Ki geniş açılı bir ön aynen, kamera bu. 87 derecelik bir hani geniş açısı 3-4 var. 3-4 arkadaş yan yana böyle çekilebilir. Rahat bir şekilde. Hani şey o selfie çubuğu gerek kalmadan kendi aranızda rahat rahat çekilebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bataryasından bahsedeceğim. Bataryadan bahsetmeden önce çok ufak bir detayı kaçırdık. Onu da söylemiş olalım. 3 farklı renk seçeneği buluyor telefonun. Bir titanyum gri bizim elimizdeki. Yeşil. Onun dışında bir de altın rengi var. Altın rengi var. 3 renk seçeneğiyle sahip olabilirsiniz. Telefonun bataryası. Aynen. 2500 mAh'lik bir bataryası var. 2500 hani yine günümüzdeki şeylere göre aslında biraz düşük gibi görünebilir. Ama hem chipsetin işte MediaTek'in batarya dostu olması, 720p ekran olması ve menüsüz bir saf bir arayüz olması sebebiyle zaten çok fazla sizin batarya ömrünüzü tüketecek bir detayları yok. Tabii siz hani gün boyunca işte ben işte Clash of Clans oynarım, canım, online kafa topunda yardırırım. Yani batarya konusunda biraz gerçekçi olmak lazım. Tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Kesinlikle. Hani siz mesela evdeyken hiçbir şekilde Wi-Fi'yi açmıyorsanız, bütün işlerinizi bilgisayardan yapıyorsanız rahat götürür. Ama hani bir günü çıkartan bir normal telefon. Normal bir kullanımda çok rahat çıkartır. Ama hani hiçbir şekilde şey yok, ikinci güne götürme olayı yok, maalesef hani yok. Ki zaten böyle bir şey de beklemiyor abi kimse hani. Aramıyoruz artık. Hani alıştık tek akşamına şarja koymaya. Arıyoruz da ulaşamıyoruz yani. Biraz da öyle bir durum var doğru. İşte hani bir günü rahat çıkartan bir telefon. Eğer çok yoğun kullanıyorsanız akşam okuldan veya işten döndüğünüz zaman telefonu şarja koymanız lazım. Onun dışında yoğun kullanmıyorsanız hatta da gece yatarken koymanız lazım. Aynen, o saate kadar bile gidebilir yani. Hani sadece işte akşam 6-7 gibi düşünmek yerine direkt hani 9-10 hatta 11-12'ye kadar bile dayanabilecek bir telefon olmuş. Alıştık abi telefonu yani yatarken şarja koymaya. Ona yapacak bir şey yok artık. Maalesef. Birçok şeyinden bahsettik telefonu. Dilerseniz bir de oyun performansına bakalım. Casper Via V9'da yaptığımız oyun testlerimizin sonuçları şu şekilde. Oyunumuz Asphalt 8 15 dakika boyunca oynadık. 32.6 dereceydi başlamadan önceki sıcaklığımız ve şarjımız da %52 seviyesindeydi. Oyun bittikten sonra 15 dakikanın sonunda 39.6 dereceye yükseldi. Şarjımız da %10'luk bir düşüş yaparak %42'ye düştü. Isı olarak 7 derecelik bir artış var ki bu da standartlar içinde yüksek olduğunu söyleyemeyiz. %10'luk bir pil düşüşü vardı. Bir tık daha iyi olmasını bekliyordum ben. Yine de pil performansı için çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Oyun performansı bu şekilde. Dilerseniz bir de benchmark sonuçlarına bakalım. Benchmark sonuçlarına baktığımızda Antutu üzerinde 42.800 puan aldığını görüyoruz Casper Via V9'un. Cihazın donanımsal özelliklerine baktığımız zaman fena bir puan olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca Geekbench'e baktığımız zaman da
Tekli çekirdekte 726, çoklu çekirdekte de 3738 puan aldığını görüyoruz. Artık incelememizin yavaş yavaş sonuna gelme zamanı geldi. Son olarak her zaman söylediğimiz gibi sar değerlerini de söyleyelim. Kafada 0,34 watt bölü kilogram. Vücutta da 0,52 watt bölü kilogram. Watt bölü kilogram. Oldukça güzel. Hani yani olması gereken değerler. İstediğimiz değerler bunlardır. Çok zaten altında. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz size sağlık açısından da. Şimdi en son fiyatından bahsedelim telefonun. İşte hani telefonun en çok eleştireceğimiz noktası da maalesef fiyatı 1199 TL gibi 1200 lira. Yani 1200 ya diyelim. 1200 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi 1200 lira fiyat bandını düşündüğümüzde birçok örnek karşımıza çıkıyor. En basit işte Zenfone 2. Hı hı. Şu an hani işte 4 GB RAM'i var ve birçok detayı var. Aynı zamanda var ya. Ama 1200 olan modeli 4 GB RAM'lisi değil. Tabii 2 GB RAM'lisi var. Ama işlemcisi biraz daha iyi. 1.8 GHz hızında olan bir işlemcisi var Zenfone 2'nin de. Bir tık daha üstün. Aynen. Ama zariflik açısından da bu Zenfone'u bence katlar. Tabii tabii. Zenfone çünkü biraz daha kalın bir telefon. Bu oldukça ince, zarif. 10.1'di yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar o bir değerlerde varsa zaten aynen yazarız alt tarafa. O değerlerde bir telefon. Aynı zamanda işte G2 ile G3'ü de. G2 değil de G3. Hani yani artık G3'ü katabiliriz. Hani düşündüğünüzde G3 performans açısından daha iyi bir görünse de bildiğiniz gibi 2K ekranlı olmasından dolayı batarya ve ilerleyen zamanlardaki performans konusunda bir sorun yaratabiliyor. Ama tabii gönül isterdi ki hani bunun biz burada 1200 lira değil de 900 hatta olsa böyle bir 800 lira demiş olsak gerçekten kapış kapış abi gidebilecek. Yani 999 bile yazsa psikolojik olarak insan bir aynen. Oha iyiymiş hani falan. 1200 değil yani. 1000 bile olsa işte 999 bile olsa gerçekten hani insanların alımı açısından çok daha iyi bir düzeyde olabilirdi diye düşünüyorum. Yani eleştirebileceğimiz konusu bu olur sanırım. Aynen. Telefonda. Yani diğer türlü hani aslında ekleyebileceğimiz birkaç şey de olabilir ama hani fiyatın kendi segmentine göre düşündüğümüzde oldukça iyi bir telefon. Çok çok iyi bir iş çıkarmış Casper. Ama gerek işte, yazılım gerek donanım tabii konusunda ki de hiçbir sıkıntısı direkt yok telefon. Hoş bir telefon olmuş ama işte tek hani diyebileceğimiz ya 1200 olmasaymış diyoruz sonuç olarak. Çünkü diğer türlü her türlü karşılayabiliyor her şeyini. Aynen öyle. O zaman yavaş yavaş incelememizin sonuna aynen gelebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Casper Via V9'u anlattık. Bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.